Sevgili seyirciler, Suriye'de geçen hafta sonu yapılan Hule katliamının küçük satanığı o korkunç dakikaları anlattı. 11 yaşındaki Ali ölümden vurulan kardeşinin kanı sayesinde kurtuldu. Katliamla ayağa kalkan dünya ise Esad'a karşı adım atmak için çalışıyor. Bazı tanklar evimize doğru geldi ve bize ateş etti. Adı Ali. Henüz 11 yaşında. Geçen hafta yaşanan ve dünyayı ayağa kaldıran Hule katliamının en yakın görgü tanıklarından. Abimi aldılar, Şevki. Ayrıca bize ziyarete gelen amcamı. Katliam sırasında askerler onun evini de hedef almışlardı. Ağabeyini ve amcalarını götürmeye kalkınca tepki görmüşler, ardından ölüm saçmışlardı. Annem onları niye götürüyorsunuz diye bağırdı. Abimi ve amcalarımı. Sonra askerler içeri geldi. Annem korkmuştu çünkü silahlarını doğrulttular. Onu vuracaklardı. 5 kere ateş ettiler. Sonra abimi vurdular. Biri buraya geldi. Bir tanesi de sırtına. Ben üstümü örtmüştüm. O adam geldi ve üstümdeki örtüyü kaldırdı. Bana ateş etti. Buraya geldi. Ali şans eseri yara almamıştı. Mermi ayağının yanına düşmüştü. Ama askerler onu öldü sansınlar diye yanı başında vurulan ağabeyinin kanını üzerine sürmüştü. O sayede hayatta kaldığını anlatıyor. Yaklaşık 110 kişinin öldüğü o korkunç katliamın yankısı hala sürüyor. Acil toplanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi sorumluluk kabul etmeyen hükümeti kınadı. Esad'ın en büyük destekçilerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde ise müthiş bir baskı var. Putin 2 gün içinde hem Almanya Başbakanı hem de Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü. Amaç Esad'a karşı atılacak adımlarda Rusya'nın katı ve muhalif tutumunu kırmak. Ülkedeki olaylarda tüm hızıyla sürüyor. Ne bombalama yapan askerler ne de karşı koyan muhalifler geri adım atmıyor. Üstelik şiddet komşuya da sıçradı. Lübnan'da Esad yandaşları ve muhalifleri ikinci kez çatıştı. Türkiye sınırında yaşayanlarsa çatışmalardan kaçmak için yeniden sınırımıza yönlendi. Yüzlerce kişi daha ülkemize giriş yaptı.